Hello. Topluluk kısmından size bir fotoğraf attım. Onu bir Photoshop yaparak yaptım bu arada, bilginiz olsun. O fotoğrafın altına dedim ki 40 bin abone özel soru cevap videosu çekeceğiz dedim. 41 bin 400 falan olmuşuz. Bu videoyu attığımda kaç oluruz onu da bilmiyorum. Çok hızlı geçtik. Çok hızlı abone oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Şimdi soru cevap videosuna geçelim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi gerçek adımın ne olduğu. Gerçek adımı sosyal medyada kullanmıyorum. Kullanmayı da pek düşünmüyorum. Şagoron diyerek, yani gerçek ismimi Şagoron olarak kabul edebilirsiniz. Nerede yaşıyorsun sorusu gelmiş. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum yani. İzmir'de yaşıyorum ama çok fazla geziyorum. Yani daha geçen ay Türkiye'yi gezdim. Ondan önceki ay İran'daydım. Öyle öyle gezip duruyorum. Büyük ihtimalle bir Makedonya gezisi de yapmak istiyorum. Umarım onu da yaparım. Erzurum'u yer misin demiş. Erzurum'u yedim. Yani çağ kebabı yemiş. Onu izleyebilirsin, videosu var. Türkiye harici nerede yaşamak istersin diye bir soru sorulmuş. Türkiye harici aslında en büyük hayalim de Kamboçya'da yaşamak. Böyle Türkiye'de kazanayım, Almancılar gibi. Türkiye'de kazanayım, Kamboçya'da yiyeyim. Bunu istiyorum, anladınız mı? Almanya'da mesela euro daha pahalı ya. Türkiye'de yedin mi daha böyle zengin hayat yaşıyorsun. Ama Almanya'da sefil yaşıyorsun. Aynıdır. Türkiye'de kazanayım, Kamboçya'da yiyeyim. Hayalim bu. Kamboçya. Video çekmeye ilk ne zaman karar verdin demiş. Video çekmeye tam 1,5 sene önce karar verdim. Aslında daha da öncesi vardı, bizim bir arkadaşımız var Koran isminde. Onunla böyle çekiyorduk hafif hafif şeyler ama tuttuğunu pek söyleyemem. Yani hiç tutmuyordu, hatta izlenmiyorduk. Ama böyle yine keyfi olarak çekiyorduk, hoşumuza gidiyordu. Sonra bir gün işte Koran geldi bana, dedi ki kanka dedi TikTok diye bir şey var dedi. TikTok attım 10 bin izlendi dedi. Ben de o sıralar YouTube'da bir şeyler çekmeye çalışıyordum. Yani eski videolarıma dönersiniz, böyle denizde keşfetme falan, böyle bayağı uğraşlı şeyler yapıyordum. Ama izlenmiyordu. Bu da böyle marketten bir şey almış, onu göstermiş. O işte 10 bin izlenmiş. Lan dedim, nasıl izlendin 10 bin hani falan, ben de gireyim o camiye, TikTok şeyine dedim. Kimse de sevmiyordu Türkiye'de o sıralar, tamam ki böyle az kullanıcısı falan vardı. Dedim gireyim bir bakayım dedim, nasıl olacak acaba. Girdim, bir video attım, 250 bin izlendi. Bir tane daha attım, işte 100 bin izlendi. Bir tane daha attım, 15 milyon izlendi. Dedim wow dedim kendi kendime, tamam mı? Wow. Bir de kurgu şeyler çekiyordum ama 15 milyon globale düştü video falan. Sonra Laps diye bir tane ban yedim. Ban yedim. 7 gün sayfadan engellendim. Bir de o kurgu çektiğim şeyin Part 2 diye bir şeyi söz vermiştim, yarın atacağım diye. 7 gün hiçbir şey atamadım. O video globale düştü. Yabancı yerlerden yazıyorlar, bilmem nereden yazıyorlar. Part 2 nerede? Part 2 nerede falan. Yani gerçekten böyle tuhaf oldum. Hatta 350 bin like mı ne aldı, tamam mı? Dedim tamam, ben buradan devam ederim ama daha bandan uzak şeyler yapayım dedim. Yaptım yaptım. Her neyse, kısa keseyim, 3 kere kanal kapandı. Üçünde de tekrar geri açtım. Ondan sonra bir tane arkadaşımız var. Jonas Mers diye bir arkadaşım. Yani böyle çok yakın değiliz ama bu sosyal medyadan işte gördüm, tanıştık ettik. Onun kanalına girdim, baktım. Adam 100 bin hani TikTok'ta takipçisi, 100 bin de YouTube'da takipçisi. Dedim bu çocuk nasıl yapmış bunu? Hani benim o zaman 1000 takipçi vardı. Ve çok uğraşıyordum. Girdim bir baktım, shorts videolarını kullanmış bayağı bir. Dedim o zaman ben de shorts atacağım dedim. Oradan bir hırsızlık yapmış olabilirim. Sana da selam eğer izliyorsan. Ben de full shorts atmaya başladım. Sonra shortslar tutmaya başladı. TikTok'taki shortsları aldım, buraya attım. Yani shorts dedim işte kısa videolar. Aldım buraya at. Burada da tutmaya başladı. Burası için özel videolar çekmeye başladım. Burada daha çok tutmaya başladı falan. En son işte şu an ikinci ayımda mıyım? Üçüncü ayında mı? Neyim YouTube'da? 40 bin abone olduk. Hepinize öpücükler. Sevgilin var mı diye sormuş. Sevgilim yok kankalar. Yapmayı da düşünmüyorum. Karışım videolarından sonra midem bulanıyor. Bunu çok sormuşlar. İşte midem bulanan video. En çok midem bulandı olmuş mudur? Yalan yapıyorsun abi. Yorumlarda da görüyorum. İşte kesinlikle midesi bulanıyor. Sonra çıkardı falan. Hiçbir karışım videosunda ağzımdan bir yemek çıkarmadım. Bunu yani yemin ederek size söyleyebilirim. Hiçbirinde çıkarmadım. Ama bir tanesi vardı, çiğ yumurta yediğim. Midem bulandı. Gerçekten midem efsane bulandı. Bıldırcın yumurtası yemiştim. Birazcık da sanırım geçmişti tarihi. Onu yerken gerçekten çok midem bulanmıştı. Sümüklü böcek falan öyle değildi. Gayet güzel yiyordu. 2-3 tane yedim hatta onu ama çiğ yumurta benim için çok kötüydü. Kaç yaşındayım? 24 yaşındayım. İran'a neden gittim? İran'a herhangi bir sebepten gitmedim. Yani İran'ı, askerlik yaptığım yer İran sınırındaydı. Yani tam hudut çizgisine 50 metre ötemizde böyle İran gözüküyordu falan. Orada askerlik yaptım. Dedim ben İran'a gideceğim diyordum askerliği yaparken. Hani ben hep İran'a gideceğim, İran'ı gezeceğim. Hep sadece buradan bakmış olmayacağım falan diyordum. Geldim işte koronavirüs falan çıktı. Ondan sonra 1-2 sene sonra da sınırları açınca koşa koşa İran'a gittim, gezdim, geldim. Eski şarkı geri gelecek mi? Bandıra bandıra ye beni. Ne yazık ki geri gelmeyecek. Çünkü YouTube'a geri gelmeyecek. Çünkü YouTube'da telif hakkı denen bir olay var. O yüzden burada o şarkıyı kullanamıyorum. Bu soru da çok görüyorum yorumlarda. Türkiye'yi gezecek ya da işte başka ülkeye gidecek parayı nereden buluyorsun böyle? Çünkü bir şey çalışmıyormuş gibi gözüküyorum. Ben ekonomik özgürlüğü olan denir. Ekonomik
ekonomik olarak rahat olan mı denir tam bilmiyorum ama bilgisayar başından paramı kazanıyorum. İşte satışlar yapıyorum internet üzerinden. Adını onun borsada birkaç yerde para yatırdım. Onlardan kazanç sağlıyorum. İşte mevduat hesaplarından kazanıyorum falan. Böyle birçok yerde yatırımım var. Onlardan para kazanıyorum. Ayrıyeten bu YouTube'dan da para gelmeye başladı. Garip bir şekilde severek bir işi yaptığınızda her yerden para geliyor. Gevezecekti yalnızca tadım yerine bir tarif kanalına benzemeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum kankalar, düşünmüyorum. Tarif kanadı kesinlikle olmam. Ben yiyeceğim ve gezeceğim. Ben böyle bir kanat. Yeme, gezme, arada oyun oynarım. Yani içimden ne gidiyorsa, zevk aldığım ne varsa işte onları çekip atıyorum. Video için kullandığın edit programı demiş. Bu da telefonda kullandığım VN diye bir uygulama var. Bir de bilgisayarda kullandığımda Resolve ne işte şurada yazarmış şimdi. Bu program var. İkisini kullanıyorum sadece. Daha önce hiç yemekten zehirlenmedim. Bir kere çocukken sadece çamaşır suyu içtiğimde zehirlendim. Yani yediğim şeylerden bir tanesi buydu. İkincisi de Tunceli videomu çektim ya. O Tunceli videomda ben bir ara zehirlendim kankalar. Bildiğiniz ölecektim yani. Böyle 5-10 kere kustum, bilmem neler yaptım falan, serum yedim. Hayatımda bir kere korona olmuşken serum yedim. Bir de o gün yedim serumu. Berbat bir şeydi. O gün de yediğim şey sadece çay. Çaydan zehirlendim. Şagoron cennetten düşen ilk yemek tanesi demek. Şaka şaka. Değil. Babamın lakabıydı aslında. Yani babamın da değildi de. Bana bir gün okulda dediler ki baban ne iş yapıyor? Ben de taşeron dedim. Arkadaşlar dedi ki taşeron ne lan? Şagoron gibi bir şey mi dediler. Sonra ben şagoron lakabını taktılar. Şagoron oradan kaldı. Şeyler kullanmadığı için onun yerine S kullanıyorum. Sagoron olarak gözüküyor. Gurme değilim. Sonradan gurmeyim. YouTube kanalımdan ne kadar para kazanıyorum dersen bu sürekli değişen bir para. Yani belli bir şey söyleyemem. Ama ilk aldığım parayı söyleyebilirim. İlk aldığım para $100. O da İran'a gittiğim gün geri dönerken işte İran'da top komple İran'ı gezerken $100 harcadım. O $100'ı da geri dönerken bir baktım bildirimlerde $100 fondan kazandınız yazdı. Nasıl mutlu olmuştum o gün. Bütün harcadığım parayı sadece oradan kazanmıştım. YouTube'un işte o zaman YouTube'a biraz daha bağlandım. Bir kere tabii efendim der misin demiş. Derim. Tabii efendim. Kaç aboneye ulaşmak istiyorsun demiş. Kaç aboneye ulaşmak istiyorum? Yani belli bir hedefim yok biliyor musun? Hani 10.000 aboneydi ilk hedefim. Yalan söylemeyeyim. Ondan sonra herhangi bir hedefim kalmadı. Yani ne kadar yükselirse yükselsin sıkıntı yok. Ama şunu istiyorum. 100.000 plaketiyle şöyle bir video çekmek istiyorum. O yüzden 100.000 abone diyebilirim. Sence çiğ köfte mi lahmacun mu demiş. Lahmacun. Bu soruları da çok alıyorum. Hepiniz yiyelim. Hem de tek lokmada. Yani yiyebileceğim yemeğin sınırı yok çünkü. Hayat enerjin yediğin yemeklerden mi geliyor demiş. Hayır gelmiyor çünkü hayat enerjim yok dostum. Mesleğin ne demişler onu söyledim zaten. Japonlar hakkında ne düşünüyorsun demiş. Japonlar bence ağzının tadını iyi bilen insanlar. En son gördüğün rüya ne demiş hatırlamıyorum. En kırıcı çocukluk anım ise tekvandoda böyle biz böyle yatırıyorlardı aynı hamsi gibi. Tıpkı bir hamsi gibi böyle konserve hamsi gibi bizi yatırmışlardı. Üstümüze böyle basıp basıp hocamız geçiyordu tamam mı sürekli. İşte karın kasları falan şeyine. Benim de o gün öyle bir karnım var öyle bir gazım var inanamazsınız tamam mı. Bir de ben osuramam yani öyle bir şeyim yok benim olayım yok. Hani videosunu çektim o efekt sesi tamamen. Normalde osuramıyorum. Hoca geldi hepimiz üstten basıyor. Benim üstten bir bastı. Nasıl bir basınç oldu bilmiyorum. Kulaklarım doldu anında tamam mı. Hani ses tamamen kesildi böyle hani bir silah sesinden sonra diye bir ses gelir ya. O ses geldi. Sonra kulağım birden açıldı. Etrafı baktım herkes gülüyor. Yanımdaki çocuğa sordum. Osurdun mu dedim. Osurdun dedi. Üzüldüm o anda. Ben osurmadım falan dedim ama osurmuştum. Hangi yemekleri sevmiyorsun? Evet sevmiyorsun demiş. Kanka aslında ben çok fazla yemek ayıran bir insan değilim. Ama sevmediğim yemekler ot yemekleri daha çok. Başım ağrıyor. Onlar kaynayınca başım ağrıyor. Şöyle düşün. Ben askerde böyle odun gibi bize balık yapmışlar böyle. Bir balık düşün ama odun gibi sert tamam mı? Böyle vursan tak 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 ses geliyordu masaya vurunca. Ben o balığı daha çok yemek için çalmıştım. Bir tane fazladan. Sen düşün. Yemek fazla seçmiyordum. 145 tane soru vardı. Birbirine benzeyen çok soru olduğu için benzer soruları eleyerek bütün sorulara cevap vermeye çalıştım. Başka sorunuz varsa eğer aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bunun part 2'sini de çekebilirim. Sıkıntı yok. Hepinizi öpüyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Güzel geçiş oldu. Güzel. Hiç güzel oldu. Kamerayı bozuldu mu? Yok. Güzel oldu. Bu arada şöyle yeni bir oyuncak aldım. Bunu da göstereyim size. Mermisi de şöyle. Çok mükemmel bir silah ya. Airsoft. Seri atışta yapıyor. Tüplü zaten tık 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 diye de atıyor. Bunun da videoları gelir.